Muhterem Müslümanlar, bu haftaki Cuma dersimizde önceki haftadan kalan mevzumuza devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Vakıa suresinin verdiği mesajları anlatmaya devam ediyorduk. Vakıa suresinin ilk bölümünü tamamlamıştık. Hani ne diyordu? وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا 7. ayette siz o gün 3 sınıf, 3 grup olursunuz. Dedi. Birinci sınıfı mukarrabun olan sınıfı anlattık. Yakın olan, protokolde olan, dünyadayken hayrın önderi olan, iyiliğin önünde olan insanların Allah'ın huzurunda hesaba çekilirken de yine önde protokolde olacağını ve cennetteki kendilerine sunulacak nimetleri saymıştık 26. ayetin bitimine kadar. Cenab-ı Hak işte bugünkü dersimizde de ikinci sınıftan bahsedecek. Zaman olursa üçüncü sınıfı da anlatırız. وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثًا Siz üç sınıfsınız. Üç sınıf olacaksınız. Birinci sınıf اُلَيْكَ الْمُقَرَّبُونَ Mukarrabun olanlar. Dedik, onu anlattık. İkincisi efendim ikincisi de وَاَصْحَابُ الْيَم۪ينَ مَا اَصْحَابُ الْيَم۪ينَ 27. ayet. Burada sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere ya da bahtlı insanlar, bahtı açık, mutlu insanlar ki ne mutlu onlara anlamındadır. Bu da mukarrabunun bir alt kademesinde olan iyiler. Ama mukarrabun iyilerden daha üstün. Önder çünkü. İyilik yapan var. Bir de iyilik yapanlar da iyilikte, hayırda, güzellikte önde olan var. Lider olan var. Değil mi? Allah-u Teala o lider olanları, önder olanları iyilikte, iyilik kervanının en önünde efendim, lokomotif olanları mukarrabun dedi ve onlar cennette nelere nail olacaklarını anlattı. Bu sefer de ashab-ı yemin bahtlı insanlar. Bunların nimetleri cennette nelerdir? Nasıl bir nimete karşı olacaklar? Bir bakalım. Fî sidrin mahdûd. Onlar cennette sidre ağaçları arasında olacaklar. Uzun sidre ağaçları. Şimdi sidre ağacı dikenli bir ağaçmış. Sahabeden Efendimiz'e soruluyor zaman zaman. Sidre ağacı hocam, yani ya Resulallah dikenli bir ağacın cennette ne işi var? Yani cennet böyle güzellikleri yeriydi diye sorulduğu zaman Allah-u Teala bu dünyada bizim bildiklerimiz ne varsa iyi olarak veya nimet olarak cennette onun karşılığını öyle bir güzel yaratacak ki dünyada hayal bile edemez. Aklı da eremez. Fî sidrin mahdûd derken Allah o ağacı cennet ağacı yapacak ve cennette öyle güzel bir şekle büründürecek. Nitekim 35. ayette gelecek. Yani Allah öyle bir yaratacak ki yeni bir yaratılışla yaratacak. Cennette her şeyi sıfır kilometre yapacak. وَتَلْحِمْ مَنْدُودْ O da bir ağaç türüdür. Bizdeki pelit ağacı dediğimiz türe denk geliyor. Bunları da olacak cennette diyor. وَظِلِّمْ مَنْدُودْ Uzayıp giden gölgeler. Şimdi gölgenin kıymeti büyük bir nimet oluşu bize göre çok ne var ki bunda deriz. Fakat Kur'an'ın ilk muhatapları olan
sahabe-i kiram ve onun döneminde yaşayan ya da bugün sıcak memleketlerde yaşayan insanlara göre gölge nedir? Büyük bir nimettir değil mi? Yani bir ağaç arasında 50 derece, 45 derece hatta 60 dereceye çıkan yerler var. Sıcağın altında bir gölge ne kadar büyük bir nimettir. İşte gölge de cennet nimetlerinden biri olacak. وَمَاِنْ مَسْكُوبُ Bu da cennette çağlayanlar olacak. Ashab-ı yemin dediğimiz bahtlı insanların cennetteki nimetlerinden birisi de çağlayanlar, şelaleler olacak. Böyle şakır şakır akacak tatlı tatlı sular, böyle masmavi berrak çağlayanlar olacak değil mi? Yemyeşil her taraf. Hayali biraz güzel değil. Evet. وَفَاكِيَةٍ كَثِيرًا Bol bol meyveler var. Çok. Çok meyveler bulunacak. Yani aklın hayalin gelmeyecek. Karpuzdur ne bileyim, üzümdür vesaire. Meyve. Meyveler olacak. Tabii ki bunlar dünyadaki leyle kıyas bile edilmeyecek kadar güzellikte ve lezzette olacak. La maktu'atin ve la memnu'a Kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan, tükenmeyen sayısız meyveler. Meyve tükenmeyecek. Kiraz ağacı var, bitmeyecek. Ve yasak değil, serbest. Her şey serbest. Çünkü cennete herkes, cennete giren herkes cennet nimetlerinden istediği şekilde, sınırsızca canını çektiğince faydalanacak. Ve furuşin merfu'a Yüksek döşekler. Yani bir incecik bir döşekte yatmak var. Ya da halının üzerinde yatmak var. Ya da betonun üzerinde yatmak var. Bir de böyle kalınlıkta kaliteli yatakta yatmak var. Allah orada da onu diyor işte. Yüksek yataklar. Konforlu yataklar. Bir başka tefsire göre de karakterli eşler. Buradaki furuş yatak manasına geldiği gibi beraber olunan eş anlamına da gelebilir. Yüksek karakterli namus timsali cennette insanlara verilecek eşler de olabilir. İnne enşe'nâhunne inşâ. Şüphesiz ki biz yeniden yaratacağız insanı. Cennete giren insan 0 kilometre geçecek. Tertemiz, eksiksiz, ne yaşlı, ne kör, ne topal. Hiçbir şey olmayacak. Her şeyle cennet mükemmelliklerin olduğu yerdir. Cennetteki her şey mükemmel olacak. Mesela Efendimiz yaşlı bir kadını görünce sen cennete giremeyeceksin diyor. Kadın ağlamaya başlıyor. Neden ağlıyorsun anacığım diye sorduğu zaman ben cennete giremeyecekmişim o yüzden ağlıyorum deyince anacığım öyle demek istemem. Sen cennete böyle girmeyeceksin. Yaşlı girmeyeceksin. Genç gireceksin. Rivayetler 33 yaş diyor. Yani o gençliğin zirvesi. Su gibi delikanlı, su gibi genç kadın, genç kız neyse o şekilde cennete gireceksin. فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا Biz onları bakireler olarak kılacağız. Saf. Sıfır. Buradan şu da anlaşılıyor. Cennete girenlerin aklı saf, bakir. Ruhu saf, tertemiz. Bakir o da tertemiz demek. Bakir, bakire değil mi? Temiz manasında. Tertemiz, kirlenmemiş. Aklı, ruhu, kalbi tertemiz. Hiç fitne, hiçbir kötülük olmayan,
Zaten cennete elemelerle giriyoruz değil mi? Dünyadaki bir sürü insanlar içinde bir sürü kötü, iyi, alim, zalim neyse hepsi dünyada yaşıyor. İyi, kötü. Bütün insanlar dünya süresinde yaşıyor. Ama bir eleme imtihanından geçiyor. Cennete süzüle 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 en iyileri. Cenneti hak eden, imtihanı başarıyla sınıfı atlayan, notu tutturan cennete gidiyor. Dolayısıyla cennete gidenler, yani cennette şöyle bir şey olmayacak. Ya bu adam da cennete nasıl girdi? Hayret. Böyle kötü adam cennete girer demeyeceğiz ya. Cennete böyle kaçak yoldan girme yok. Paralel yoldan girme yok mesela yani. Cennete ne nasıl girme var? Bilinçli bir şekilde imtihanı kazanarak alnının akıyla efendim gireceksin. O şekilde. O yüzden cennet mükemmelliklerin olduğu yerdir. Her şeyle mükemmel. Uruben etrabe uyumlu eşler. Cennette eşler olacak. Öyle ki dünyadaki gibi akşam sabah kavga eden eşler olmayacak. Değil mi? Kavga etmeyen bir Allah'ın kulu yoktur evli olup da, var mı? Hocam ben 30 yıldır, 40 yıldır evliyim. Hiç kavga etmedim diyen bir Allah'ın kulu var mıdır? Yoktur. Peygamberler bile yapmıştır. Peygamber Efendimiz eşleriyle küs olduğu zamanlar olmuştur. Belki peygamberimizden kaynaklanan bir durum değil ama böyle aile içinde böyle şeyler zaman zaman olmuştur. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz'den daha üstün olmadığımıza göre olmaması mümkün değil mi? Uruben etrafı, cennetteki eşler ise böyle olmayacak. Cennette uyumlu, denk, her şeyle mükemmel bir uyum olacak diyor. Peki bunlar kimin? Bütün bu saydıkları kime ait peki? Kime ait? Li ashabil yemin. Amel defterini sağdan alanlar. Ya da bahtlı insanlar. Dünyadayken bunu hak edenler yani. Cennetlik insanlar da bunlar var. Sülletun minel evvelin ve sülletun minel ahirin. Bunlar, bu bahtlı insanlar, bu iyilik insanları önceki nesillerden de olabilir. Bir kısmı önceki nesillerden, bir kısmı da sonraki nesillerden. Bundan önceki bölümde mukarrabuğunu anlatırken ne vardı? Sülletun minel evvelin ve kalilun minel ahirin. İnce bir ayar var burada. Mukarrabuğun dediğimiz iyiliğin zirvesi insanlar. Rız önceki nesillerde çok olacak, nesil eskidikçe, kıyamete doğru yaklaştıkça mukarrabuğun olanlar, öncü olanlar, lider olanlar, hayırda, iyilikte, güzellikte önder olanlar azalacak anlamı çıkarılıyor. Şimdi bu ikinci sınıf insanlar olan Ashab-ül Yemin'de ise devamlı surette, önceki nesillerde de, sonraki nesillerde de taraftarı olacak. Yani iyilik kıyamete kadar olacak. İyiliğin taraftarı, iyiliğin safında olan, güzelliğin safında olan, hayırın, hasenatın, güzelliğin safında olan, tarafında olan insanlar devamlı surette olacak. Tüm engellemelere rağmen, tüm efendim aleyhte propagandalara rağmen iyilik kervanı yoluna devam edecek anlamına geliyorum. Değil mi? Her zaman bir İbrahim olacak, bir de Nemrut olacak. Her İbrahim'in bir Nemrut'u olacak. Efendim, her Musa'nın bir Firavun'u olacak. Yani iyilik tarafında olanlar ve ona karşı çıkanlar. Olacak, mutlaka olacak. Ki imtihan olsun, safını belirleyeceksin yani. Hangi saftasın? İyilik safında mı? Yoksa şer safında mısın? Onu belirleyeceksin. Değil. Bugün de öyledir. Yani yaşananlar tarihte neyse bugün de aynısıdır. Yani bir iyilik kervanı var. İnsanlara iyilik ulaştırıyor, güzellik ulaştırıyor. Öbür taraftan çomak sokanlar var mı? Var. Öyle çomak sokuyor ki. Ama ne yapıyor bu? Yavaşlatıyor ama hızını kesiyor ama iyiliği, güzelliği engelleyemiyor o. Allah öyle ki o samimi insanlar eğer ihlaslı samimilerse
o iyilik kervanı yoluna bir şekilde devam ediyor değerli kardeşlerim. Demek ki sülletü minel evvelin ve sülletü minel ahirin 39 ve 40. ayetler bize bunu anlatıyor. Şimdi madalyonun bir de öbür yüzünü çeviriyoruz. Allah-u Teala'nın üslubudur bu Kur'an'da. Anlatır. Bir de feemmâdir. Şuna gelince, şu böyledir. Yani cennet anlatır, cehennem anlatır. Veya tersi, cehennem anlatır, cennet anlatır. Cennetlikleri anlatır, peşinden cehennemlikleri anlatır. Ki akıl sahipleri tercih yapsın, kıyas yapsın. Şimdi bundan önceki iki bölümde ne anlattı Vakıa suresinde? 40. ayetin sonuna kadar, 40. ayet, yani evinize gittiğiniz zaman Vakıa suresi 56. suredir. Efendim, 56. sureyi şöyle bir baktığınız zaman 40. ayete kadar ne görüyoruz? Mukarrabun ve kuntum ezvacen selâsete diye 3 sınıf olacaksınız. Yani insanlar 3 gruba ayrılacak orada. Bakalım bizim safımız hangisinin safında olacak? Mukarrabun 1. sınıf, onlar protokolde. Ondan sonra Eshab-ül Yemin, onlar da bir alt kademede, onu geçtik. 40 ayet böyle geçti. 41. ayete geldiği zaman ve ashabu şimal. Ma ashabu şimal. Bu bahtsız insanlar 3. sınıf. Öyle bahtsızlar ki diyor. Öyle bahtsızlar ki ne yazık onlara. Onlara ne yazık. Yazık oldu diyor. Peki bunlara ne var? Cennetliklere şunlar var. Saydı. Cehennemliklere, bu bahtsız insanlara ne var? Fî semûmin ve hamîn. Zehirli bir ateş var. Semûm, samdan geliyor. Sam yeli diyoruz ya, sam. Kavurucu yel, sıcak yel, rüzgar. Oradan geliyor sam yeli işte. Semûm ve hamîn. Kavurucu bir yel, bir rüzgar, bir ateş var. Efendim 42. ayette. Öyle ki ciğeri dağılıyor. İç yangınlarına sebep oluyor. Kavuruyor, dağılıyor. Ve zillin gölge var ama onların gölgesi daha değişik. Min yahmûn. Kapkara. Kapkara. 43. ayet. Bir gölge var. Gölgesi dahi, cehennemin gölgesi dahi yakıyor. Gölgede dahi haşlanacaklar. Ceza çekecekler. Öyle ki la baridin ve la kerimin. Ne soğuk, serin, ne de ferahlatıcı. Ne soğuk, ne de ferahlatıcı bir gölge. Mahda yakıyor. Gölgede kavruluyorsun. Diyor. Gölgede bile kavruluyorsun. Sonra innehum kânû kable zâlike mütrafîn. 45. ayette. Çünkü onlar bu cehenneme dalan, cehenneme giren bu Eshab-ı Şimal'in durumu kânû min kabl. Daha önce şöyleydiler. Dünyadayken böyleydiler. Nasıl? Zehliken mütrafîn. Varlık içinde efendim sefahate dalmışlardı. Vur patlasın, çal oynasın. Dünya bizimdir. Bu dünyanın sonu gelmez. Bu mal, bu servet, bu makam, bu mevki kimse bizi devremez. Kimse bize bir şey yapamaz. Öldükten sonrası mı? Öyle bir şey yok canım. Gidip de gelen mi var? Böyle bir hayat yaşıyorlar. Yani Allah yokmuş gibi bir hayat yaşıyorlar. Öyle davranıyorlar. Bu dünyanın sonunun gelip de insanların tekrar dirilip de hesaba çekileceğini akıllarının ucundan geçirmezler. Peki وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْخِنْسِ الْعَظِيمِ 46. ayet.
Bunlar وَكَانُوا يُصِرُّونَ ısrar edenlerde. Günah işlemek ayrı bir şey. Günahtan ısrar etmek çok daha ayrı bir şey. Günah işleyebilir kul. Allah telafi sağlıyor. Tevbe eder. Allah'ın rahmet kapısını çalar. Düzeltir. Ama günahı işliyorsun, artı bir de ısrar ediyorsun. Yani ona aşkla, şevkle o günaha dalıyorsun, ısrar ediyorsun. Hatanı anlayıp yolunu düzeltecek yerde efendim devamlı o yolda ilerliyorsun. Çamura battıkça batıyorsun. Ama battığını farkında değilsin. İsrar ediyor. Alel hinsil azim. Bunlar büyük bir günahı işlemekte direnirler. Büyük bir şekilde. Günah işlemekte direnirler diyor. Onların burada neyi sayıyor? Bu cehenneme niye girdiniz diye sorursa onlara efendim onların suçlarını sayıyor. Suçları nelermiş? Onları sayıyor. 47. ayette yine devam ediyor. وَكَانُوا يَقُولُونَ Ve onlar diyorlardı ki dünyadayken اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَّا لَمَبْغُسُونَ Ne yani? Biz öleceğiz, toprak olacağız. Değil mi? Efendim, un ufak olacağız. Sonra tekrar dirileceğiz. Öyle mi? Diyorlardı. Tekrar dirilmeyi alay ediyorlar. Tekrar dirileceklerine inanmıyorlar. 47. ayette söylüyor. Ne yani? Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا Biz toprak olacağız. Ölüp toprak olacağız. Kemik yığınına döneceğiz. Ve sonra اَيْنَّا لَمَبْعُوتُ Bir daha dirileceğiz. Böyle bir şey olur mu? Manyak mısın? Derlerdi dünyadayken. Alay ederlerdi. Biz böyle bir şey söylediğimiz zaman, Kur'an böyle bir şey söylediği zaman, peygamberler böyle bir şey söylediği zaman ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيدٍ diyor. Nerede söylüyor? Kaf suresinde. Benzer ayetler orada da var. Bu çok uzak bir ihtimal diyorlar. Yani ihtimal bile vermiyorlar. رَجْعُمْ بَعِيدٍ uzak bir ihtimal. Yani ihtimal dışı. Tekrar dirilmek diye bir şey yok diyorlardı. Demek ki onların cehennemde bu azaba düçar olmaları sebebi neymiş? Tekrar dirilmeye imkan ettiler. Evet. Ve devam ediyor Allah. Ev ebeunel evvelun. 48. ayet. Bizim bizden önceki atalarımız da mı dirilecek diyorlar. Ya bütün geçmişte insanlar yerle yeksan olmuş insanlar bir daha dirilecek öyle mi? Uzak ihtimal diyorlardı. De ki kul 49. ayet innel evveline vel ahirin Allah öncekileri de sonrakileri de ne yapacak? Diriltecek. Adem aleyhisselamdan insanlığın başlamasından son insana kadar. Ne kadar insan gelip geçmiş toprakla yerle yeksan olmuşsa hepsini Allah ne yapacak? Tekrar diriltecektir. لَمَجْمُعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمِنَا مَعْلُومٍ Öyle ki bütün öncekileri de sonrakileri de لَمَجْمُعُونَ Elbette toplayacak. Toplanacaklar. Bir araya gelecekler. Mahşerde bir araya getireceğiz diyor onlar. Topunuzu toplayacağım diyor Allah-u Teala. Topunuzu mahşerde bir araya getireceğim diyor. İle mikati belirlenen vakit. Ne zamansa bilemiyoruz. Belirlenen vakitte. Yevmin malum, malum gün. Allah'a malum, bize değil de. Allah'ın Allah'a göre ilmiyle bildiği, belirlediği malum günde onların topunu, bütün insanları bir araya getireceğiz, cem edeceğiz diyor 50. ayette. Devam ediyor. Sümme sonra inneküm eyyühel talûnel mükezzibûn
Ey sapıklar, dalalette olanlar. Bir de azarlıyor onları. Ey sapıklar, el mükezzibun, yalancılar. Düpedüz yalancısınız diyor Allah. Le'ekilûne, cehennemde yiyeceksiniz. Yani cehennemde yanıp da ölme olsa kolay. Yani cehennemde yanıp bir kere yanar ölürüm dersin de ölemeyeceksin ki. Allah diyor ki başta ayette yanacak, deriler kemikten ayrılacak, tekrar deri giydireceğiz demeye diyor. Ölmeyeceksin. Yanmanın azabını çok çekeceksin. Yani ne var ki bir kere yanar ölürüm, kurtulurum, yok böyle bir şey yani. Le'ekilûne, yiyeceksiniz. Min şecerin, min zakkûm. Zakkum ağacından yiyeceksiniz. Zakkum ağacı yiyen var mı? Yerseniz öbür tarafı boylarsınız. Zakkum ağacı vardır şu anda. Çok zehirli bir ağaçtır. Allah-u Teala özel olarak cehennemliklerin yiyeceği arasına, menüsüne, cehennemliklerin menüsüne zakkum ağacını da koyuyor. Yani orada üç öğün tabliyot usul yemek yok yani. Yemekleri de onların canını yakacak şekilde ayarlıyor. Femâliûne, bitmedi. Dolduracaksınız. Ne yapacaksınız? Dolduracaksınız. Minel butûn, karnınızı o zakkumdan dolduracaksınız. Habire yiyeceksiniz. Canınız isteyecek fakat devamlı surette o yakacak sizi. Zehirleyecek sizi. Sonra susayacaksınız. Feşaribûne aleyhi minel hamîm. Bunun üstüne bu zakkumu yedikçe susayacaksınız. Yedikçe yanacaksınız. Yanınca ne isteyeceksiniz? Su isteyeceksiniz. Allah ne verecek? Su verecek. Ama nasıl bir su? Minel hamîm. Yürek dağlayan bir su. İçecek, yanacaksın. Yine susayacak, yine içecek, yine yanacaksın. Feşaribûne şürbelhîm. Benzetmeye bak. Feşaribûne şürbelhîm. Susamış develer. Susamış develerin suya kanmaz içişi gibi. İçtikçe yanıyor, yandıkça içiyor. Susamış develerin öyleymiş. Susadıkça içiyor, içtikçe yanıyor, yandıkça içiyor. Susuyor, içiyor fakat yanıyor, bir daha içiyor, geliyor, bir daha içiyor. Yani zakkumu yediriyor Allah. Zakkumdan sonra susuyor, su yerine kaynar su, iç dağlayan, yürek dağlayan bir su. Sonra tekrar içiyor, tekrar yanıyor. Hâzâ nüzuluhum yevmeddîn. Cümleye bak. Allah-u Teala burada ne yapıyor biliyor musunuz? İnce bir gönderme yapıyor. İşte bu nüzuluhum yevmeddîn. İşte bu sizi din gününde ağırlamadır. Ağırlanışınız, yani nüzul ağırlamak demek. Yani misafir ağırlamak ne? İşte cehennem misafirlerini biz böyle ağırlıyoruz. Biz cehennemdeki misafirleri, cehennem halkını böyle şölenle ağırlarız diyor. Nahnu halaknakum, biz sizi yarattık. Sizi biz yarattık. Felevla tusaddiqun, neden hala tasdik etmiyorsunuz? Bize işittiriyor bütün insanlığa. Sizi biz yarattık ve neden hala tasdik etmiyorsunuz? Kabul etmiyorsunuz diyor. Eferaytum ma tumnun. Efendim 57. ayette ise 58. ayette pardon. Efendim söyleyin öyleyse. Eferaytum ma tumnun. Oraya geçmeyelim. Yeni bir konuya giriyor. 57. ayetle bitirelim bu 3. konuyu. Efendim nasip olursa buradan sonra devam ederiz gelecek hafta. Evet, demek ki toparlayacak olursak vakit geldi. Vaka suresinin efendim 57 ayetini okuduk bugüne kadar. 57 iki sohbette. 57 ayette ne anlıyoruz? Allah-u Teala اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً diye başlayan Vaka suresinde bir kıyamet sahnesinden bahsetti.
kıyamet gününün artık o gün yalanlayacak kimse kalmayacak. Çünkü kayıp şehadete dönüştü. Herkes gözüyle gördü, inkar etme şansın yok. İşte siz o gün üç gruba ayrılırsınız, üç sınıf olacaksınız dedikten sonra birinci sınıf mukarrabun, önde olanlar, iyiliğin önlerinde olanlar, önünde olanlar, hayrın önünde olanlar, hayrın lideri olanlar, iyiliğin lideri olanlar, lokomotifi olanlar, önünde olanlar. İkincisi de iyilik de olup lokomotifin arkasında ne olanlar? Vagon olan. Vagon olmak da bir şey. Yani o yolda gidiyorsun çünkü. Aynı yoldan gidiyorsun. Değil mi? Onlar da sahabul yemin. Onlar ikinci sırada geliyor. Onlar da cennete gidecekler. Mukarrabun da cennete gidecekler. Onların nimetlerini saydı. Efendim 27. ayete geldi. Efendim 27. ayete itibaren ikinci sınıf saydı. Sonra üçüncü sınıfa geldi. Eshab-ı Şimal 41. ayette beraber Eshab-ı Şimal saydı. Yani bahtsız insanlar, efendim cehennemlik insanlar, onların da cehennemdeki nasıl ağırlandığını efendim 57. ayetin sonuna kadar anlattı. Ondan sonra da başka mevzulara devam ediyor. Tabii ki birbirleriyle bağlantılıdır mutlaka. Evet. Cenab-ı Hak bizi mukarrabundan eylesin. Cenab-ı Hak Eshab-ı Yemin'den eylesin inşallah.